Sayın hocam merhaba. Seminere başlamadan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Türkçe öğretmeni Ömer Ünal. Türk Halk Bilimi alanında uzmanlığımı yaptım. Ve aynı zamanda Türk mitolojisi, Türk kültürü ve Türk halk bilimi alanlarında çalışmalarımı yürütmekteyim. Ve yine çocuk edebiyatı alanında Türk mitolojisini, Türk kültürünü özellikle ortaokul ve lise öğrencilerine tanıtmayı amaçlayan kitaplar da yazmaktayım. Değerli hocam, mitoloji nedir ve hangi ürünleri kapsamaktadır? Mitoloji genel anlamıyla mitik hikayelerin, destanların, efsanelerin, masalların içinde yer aldığı, tüm bu sözü edilen eserlerin, sözlü edebiyat ürünlerinin araştırıldığı ve bu araştırmaları yapan ortak disiplinin bir adıdır. Mitoloji ilk olarak tabii ki mitik hikayeleri içerisinde barındıran bir alan ve mitik hikayeler dediklerimiz ise geçmişten yani kadim günlerden günümüze dek anlatıla gelmiş olayların, olağanüstü özelliklere sahip olan kahramanların, doğaüstü kimi çeşitli karakterlerin içerisinde yer aldığı bir alan. Ve tüm bu sözü edilen karakterlerin ve olayların içerisinde halkların, milletlerin geçmişten günümüze getirdikleri kültürel bir miras yer alıyor. İşte bu kültürel mirası araştıran mitoloji de günümüze çok önemli bilgiler aktarmakta. Örneğin mitolojinin biz kutsal olan bir öyküyü anlattığını ve bu öykünün günümüzde de devam ettiğini biliyoruz. Yani mitoloji sadece tarih öncesi çağlarda kalan bir alan değil, günümüzde de halkların yeni yeni üretim alanlarında devam eden bir disiplin. Çünkü milletler eskiden günümüze değin, karşılaştığı olayları anlamlandırmak, bunlara çeşitli anlamlar verebilmek istemiştir. İnsan neden var oldu, neden dünyada yaşıyor ve insanın yaşama amacı nedir gibi sorulara cevaplar bulabilmek isteyen insanoğlu çeşitli mitik hikayeler üretmiştir. Bunun yanı sıra başına gelen kimi doğal afetler, doğal olaylar, güneş tutulması, ay tutulması, herhangi bir deprem ya da sel ya da çok önemli bir savaş ve benzeri olaylar karşısında insanlar bunlara bir anlam verme çabası içerisine girmişlerdir. Ve bu anlamlandırma çabası, hayatı algılayabilme düşüncesi tabii ki ortaya bir takım anlatılar çıkartmıştır. İşte biz bunlara mitik hikayeler, destanlar, efsaneler ya da masallar adını verebiliyoruz. Dolayısıyla tüm bu sözü edilen sözlü edebiyat ürünlerini araştırıp bir disiplin çerçevesinde günümüze dek araştırma alanı olarak benimsemiş olan mitoloji bizlere bugün de çok önemli veriler sunuyor. Çünkü milletlerin kültür hafızasında mitik hikayelerin, destanların, efsanelerin çok önemli yeri bulunmakta. İnsanlar hayatı nasıl anlamlandırabilmiş, bir doğa olayı karşısında ne tür çareler üretebilmiş, tüm bunları görebileceğimiz alan işte bu destansı hikayeler. Ve bu destansı hikayelerin içerisinde olağanüstü olayların, olağanüstü doğaüstü özelliklere sahip kahramanların bulunması da elbette kaçınılmaz. Destanlara baktığımızda aslında çıkış noktasında gerçekçi bir takım olay ya da kahramanları içerdiğini görebiliriz. Tarih sahnesinde yer almış kimi önemli kahramanlar, devlet yöneticileri, askerler bulunmakta. Fakat zaman içerisinde sözlü edebiyat ürünlerinin temel özelliği olduğu için dilden dile, aktarıla aktarıla, yazıya geçirilene kadar oldukça olağanüstü özelliklere sahip bir hal aldığını da görebiliyoruz. Kısacası mitoloji bizim bir boy aynamız, bizim geçmişe bakıp da kendimizi görebileceğimiz bir alan ve yine milletin temel ortak hafızasından nelerin var olduğunu, hayata karşı ne tür tecrübeler edindiğini ve bu tecrübelere karşı da ne tür fikirler, düşünceler, belki de hayal unsurlarını ortaya koyabildiğini gösterebildiğimiz bir disiplinin adıdır. Ömer Hocam, şimdi de sizi izleyen öğretmenlerimize Türk mitolojisinden söz edebilir misiniz? Tabii ki, evet. Şimdi mitoloji dünyadaki milletler içerisinde sadece Yunan, Mısır, İran veyahut da İskandinav mitolojisi olarak adlandırabileceğimiz bir alanda değil. Yani dünyanın birçok milletinin var olmuş, çeşitli coğrafyalara yayılmış, diğer milletlerle iletişime geçmiş, birçok milletin ortak hafızasında bir takım mitik hikayeler var. Dolayısıyla aslında dünya milletlerinin neredeyse hepsinin bir mitolojisinin olduğundan söz edebiliriz.
ve ortaya da oldukça derinlikli ürünler sunduklarını ifade edebiliriz. Tabii bunlar içerisinde medyanın veyahut da geçmişten günümüze dek aktarılan kimi eserlerin, sinemanın, dizinin, çizgi romanların çok büyük etkisi var. Bunlara baktığımızda Yunan mitolojisinin, İskandinav mitolojisinin çok daha fazla bilindiğini görüyoruz. Fakat birçok milletle iletişime geçmiş, doğal afetler başından geçmiş, üç kıtaya hükmetmiş ve birçok dünya milletiyle iletişim haline geçmiş olan Türk milletinin de çok derinlikli, zengin bir mitolojik külliyatı olduğundan söz edebiliriz. Çünkü Türkler gerek Orta Asya'da, gerek Anadolu'da, gerek Balkanlar'da iletişim haline geçtikleri milletlerle beraber ortaya çok çeşitli ürünler çıkartabilmiştir. Yaşadıkları çok önemli savaşlar, göçler, deprem, sel gibi doğal afetler sonucunda Türk halkı da mitik hikayeleri, destanları ve efsaneleri oluşturmuştur. Bunlara baktığımızda Türk mitolojisinin kaynaklarında karşımıza Ergenekon destanı, Şu destanı, Bozkurt destanı, Türeyş destanı gibi destanlar ya da çok önemli efsaneler ya da Anadolu'da hala günümüzde anlatılmakta olan masallar karşımıza çıkmaktadır. Türk mitolojisi kaynaklarını destan, efsane ve kimi mitik hikayelerden aldığı gibi yazılı eserlerden de almaktadır. Bunların başında Orhun yazıtlarının geldiğini ifade edebilirim. Bunun haricinde Irk Mitik, Dede Korkut hikayeleri, Divan Lügat-ı Türk de Türk mitolojisinin kaynaklarındandır. Tüm bu kaynaklara baktığımızda ya da anlatıla gelen hikayeleri, destanları ele aldığımızda Türk kültürünün de külliyatının bu alanda çok ama çok zengin olduğunu görmekteyiz. Mesela Türk mitolojisinin kaynağını aldığı Ergenekon destanı, Göktürklerin bağımsızlık aşkının ortaya konulduğu ve aynı zamanda esaret altında kalmamak için verdikleri mücadelenin anlatıldığı çok önemli bir destan parçasıdır. Bunun yanı sıra yine Göç Destanı'nda Uygur Türklerinin ellerinden yitirdikleri çok önemli, kutsal olarak gördükleri bir taştan dolayı kendi bulundukları coğrafyadan ayrılarak göç hikayelerini anlatmaktadır. Tüm bu destanlarda biz şunu görüyoruz. Türk milleti de geçmişten günümüze milli birlik ve beraberliği korumasını bilmiş, bir ve beraber olunca her türlü güçlüğün üstesinden gelebilmiş, devlet töresini, ülkesini ve bağımsızlığını her zaman ön plana almış bir millettir. İşte tüm bu özellikler destanların içerisinde bize gizli bazı kodlar sayesinde anlatıla gelmektedir. Dolayısıyla Türk mitolojisinin kökenini oluşturan destanların da aslında Türk milletinin hafızasını, onun hayat algılama biçimini kısa ve net bir şekilde bize verebildiğini okuyabiliyoruz. Bunun yanı sıra Dede Korkut hikayelerinden söz etmemiz gerekirse, Dede Korkut uzun yıllar boyunca yaşadığına inanılan ve Türk milletine bilge bir kişi olmuş, ona yeri gelmiş isim vermiş, yeri gelmiş yol göstermiş ve çok önemli bilgiler vererek Türk kültürüne büyük hizmetler sunduğuna inanılan ve bilinen bir kişi. Dede Korkut hikayelerinde yer alan karakterler, kahramanlar, bakıldığında hepsinin mitolojik arka planları var aslında. Bunlar içerisinde Deli Dumrulu, Tepegözü ön planı alabilir, sayabiliriz. Yine bunun yanı sıra Türk mitolojisinin kökenine indiğimizde, Türk mitolojisinin kökenini, temelini oluşturan kimi karakterler karşımıza çıkıyor. Bunların başında iyiliği, doğruluğu, güzelliği, yol göstericiliği ifade eden Ülgen ya da bunun tam tersi olarak yer altına hakim olan, yer altının ya da karanlık dünyanın yöneticisi olduğu ifade edilen, bilinen Erlikan. Ve bunun dışında yine mitolojimiz içerisinde çok önemli karakterler ya da kahramanlar var. Mesela bunlardan birisi Umay. Umay, doğan çocukları koruyan, kollayan, her türlü kötülüğe karşı, kötü ruhlara, kötü inançlara karşı koruduğuna inanılan bir ruh, belki de bir melek. Dolayısıyla Umay karakterinin de Türk kültüründe öneminin, yerinin büyük olduğunu ifade edebilirim. Ormanlarda yaşayan, ormandan geçen insanları korkutan bir Arçura yine farklı bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Yine Dede Korkut hikayelerinde yer alan ve büyüdükçe bir canavara dönüşen Tepegöz de bunlar içerisinde var. Yani mitolojide iyi ile kötünün,
karanlık ile aydınlığın savaşı Türk mitolojisinde de kendine fazlasıyla yer bulmuş. Dolayısıyla Türk mitolojisinin içinde yer alan karakter ve kahraman sayılarını uzatmak, olaylardan yine söz etmek mümkün. Çünkü oldukça derinlikli. Ve bu alanda yazılmış olan eserlere de baktığımızda biz Orhun yazıtları dışında Divan Lügat-ı Türk'ü ve bununla beraber günümüze doğru geldiğimizde ise çok önemli akademisyenlerin yaptığı çalışmaları görüyoruz. Mesela bunlar içerisinde Bahattin Ögel'in yazmış olduğu iki ciltlik Türk mitolojisi eserinden söz etmemiz mümkün. Tüm bu kaynaklar ve eserler bize zengin bir mitoloji kaynağımız olduğunu ifade etmekte ve gösteriyor. Peki hocam, mitolojinin eğitimdeki kullanımı üzerine neler söylemek istersiniz? Mitoloji, milletlerin boy aynası, milleti millet yapan unsurları bize ifade eden bir alan, bir disiplinin ortak adı. Dolayısıyla mitolojiye baktığımızda biz hem kendimizi, hem tarihimizi, hem kültürümüzü, hem de milletimizin genel özelliklerini görebiliyoruz. Dolayısıyla Türk mitolojisinin Türk eğitim sistemi içerisinde kullanılıyor olması, öğrencilere aktarılıyor olması, öğrencilerin aidiyet duygularının gelişmesine, vatan, millet sevgilerinin yükselmesine ve aynı zamanda içinde bulundukları toplumu, çevreyi daha iyi fark ederek büyük bir farkındalık duygusuyla belki de eğitim dünyalarında, öğretim hayatlarında kendilerini daha iyi motive edebilecek unsurlara sahip olmasını sağlıyor. Bununla beraber mitolojinin hayal güçlerini besleyen ve geliştiren çok önemli bir külliyat sakladığını ifade edebilirim. Dolayısıyla eğitimciler için mitoloji bulunmaz bir fırsat. Sadece Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler ya da tarih derslerinde değil, tüm branşlarda kullanılabilecek zengin bir kaynağa sahip mitolojimiz. Çünkü mitolojinin içerisinde yer alan karakterleri, kahramanları, metinlerde, şiirlerde, tarihi olaylarda, belki matematik dersinde, belki fen bilimleri alanında dahi kullanmamız mümkün. Çünkü hepsinin kimi doğaüstü özellikleri, kimi olağanüstü bir takım fikirleri ve davranışları öne çıkıyor. Tüm bunları kullandığımızda ise eğitim sistemi içerisinde mitolojiye yer vermek, öğrencilerin hayal güçlerini geliştirecek, hayal dünyalarına hitap edecek ve dolayısıyla yazma becerileri, okuma becerileri, farkındalık dünyaları daha da yükselecek ve artacaktır. Mesela Türkçe ya da Türk dili edebiyatı dersleri içerisindeki 5 temel beceriden biri olan yazma becerisinin artması, öğrencinin okumasıyla beraber aynı zamanda hayal dünyasının zenginliğiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla hayal dünyasını besleyen ve geliştiren önemli ögelerin mitolojide saklı olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda gelişen teknolojiyle medya, sinema, dizi sektörüyle beraber çocukların kendi öz kültüründen beslenmelerini, hayal dünyalarına hitap eden ifadelerin yine bizim kültürümüzde yer alan deyimlerle, atasözleriyle ya da bu deyim ve atasözlerin arka planındaki mitolojik olaylarla beslenmesini çok daha faydalı olacağını göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk mitolojisinde yer alan karakterlerden herhangi birini seçerek, onunla hemhal olmak, onun duygu ve düşüncelerini hissedebilmek, çocuklara hem empati kurma yeteneklerini geliştirecek, hem tarihsel bir varlıkla ya da bir karakterle ortak bir şekilde bir maceraya atılmasını sağlayacak. Bu da tabii ki çocuğun hem özgüvenini geliştirecek, hem milli duygularını besleyecek, hem de aidiyet duygusunu ortaya koyarak aynı zamanda içinde bulunduğu topluma daha iyi hizmet edebilmesini, bağlanabilmesini, sorumluluk alabilmesini sağlayacaktır. Mitolojik hikayelerin içerisinde yer alan kimi karakterlerin birlik ve beraberliğe çok ama çok önem verdiğini görebiliyoruz. Örneğin Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan'ın devleti çocukların arasında eşitlikçi bir şekilde bölüştürmesi ve her birinin devlet yönetiminde yer almasını sağlaması bu konuda çok önemli bir örnek. Bu destanı gören, öğrenen çocuğun eğitim dünyasında ve aynı zamanda yine hayatında bunu içselleştirmesi, tarihi bir kahramanı örnek alması, rol model almasının çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla mitolojinin eğitimde kullanımı hem öğrenci açısından hem de zengin bir külliyat olması bakımından öğretmenler açısından oldukça faydalı. O halde mitolojinin bu zengin deryasından, bu zengin külliyatından yararlanmanın zamanı çoktan gelmiştir diye düşünmekteyim.